Gel bakayım. Gel. Oh Beren, sen ne yapmışsın öyle? Merhaba. Şimdi annemi korkuya götürüyorum. Merhaba. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Ben de çok iyiyim. Şimdi bak, çok oynayacağız bir yarım saat. Çok. Hepiniz hoş geldiniz. Pandemi günlerinde birçok fırsat varken bu seriyi dinlemeyi tercih ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Icarus HR olarak en temel işimiz yeteneklerin keşfedilmesi. Hepimize ilham olması için de başlattığımız Sıra Dışı Yetenekler serisinde, Outliers seviyemizde fark yaratan yeteneklerin hikayelerini dinlemeye devam ediyoruz. Harika deneyimlerle dolu bu seriye sıra dışı başarılara ve kariyer yoluna sahip, aynı zamanda Icarus HR platformunda analiz, süreç tasarımı ve test süreçlerinde de destek veren IT profesyoneli Gözde Koç ile devam ediyoruz. Gözde merhaba, hoş geldin öncelikle. Seni çok kısa tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. 2004 Bilkent Üniversitesi bilgisayar programcılığı mezunuyum. Üniversite bittikten sonra dilimi, kendimi geliştirmek ve farklı tecrübeler kazanmak için İngiltere'ye gittim. 3 yıl orada farklı şehirlerde yaşadım. Bu 3 yıl boyunca operlik, bartenderlik, garsonluk gibi çalışmalarım oldu. Son yılımda Londra'da bir reklam şirketinde internship programımı tamamladım. Bu şirkette web developer olarak tam zamanlı çalışıyordum. Web sayfalarını güncelliyordum. Ufak tefek yazılımlarım da oldu. Ücretsiz olduğu için de akşamları ve hafta sonları restoranlarda çalışmaya devam ediyordum. Internship programımı tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Roche Pharma İstanbul'da 2007 Aralık itibariyle çalışmaya başladım. 6 yıl boyunca global IT organizasyonlarda farklı görevlerde çalıştım. Organizasyon yapısı değiştiği için de globaldeki İstanbul ayağını kapattılar. Ve böylece benim yolumda Roche Diagnostics Headquarter'a yöneldi. Orada da global IT organizasyon yapısında bulundum ve 3 yıl çalıştım. Oradaki görevim tamamlandıktan sonra farklı deneyimler kazanmak, farklı organizasyonlarda çalışmak için de Macaristan'da 2 yıl çalıştım. 2019 başında da Türkiye'ye döndüm. O zamandan beri dinlendim, kendimi dinledim, ne istiyorum, ne istemiyorum. Piyasada neler var, ne tür profiller aranıyor, onların bir araştırmasını yaptım. İş başvurularım, görüşmelerim hem yurt dışı hem yurt içinde de sürdürdüm ve hala sürdürüyorum. Ek olarak da kendi IT consultant olarak startup şirketlerine, organizasyon şirketlerine destek veriyorum. Süper. Peki bir de seninle tanışma hikayemizi anlatmanı rica edeceğim. Bunu ilham olması için soruyorum aslında. Nerede, hangi fırsatla karşılaşacağımızı, kimin hangi kapıları açacağını hiçbir zaman bilemiyoruz. Buna en güzel örneklerden biri de sensin benim için. Biraz senin açından bu süreci dinleyebilir miyiz? Tavsiyelerin var mı? Seninle tanışmamız benim başıma gelen en güzel olaylardan bir tanesi. LinkedIn'den bulduk birbirimizi. Hem tanışmak hem karşı beklentilerimizi daha rahat konuşmak için bir araya gelmeye karar verdik. 26 Şubat Çarşamba günü buluştuk. Çok iyi. O gün benim moralim çok bozuktu ama seninle tanıştığımda bana verdiğin tavsiyeler, enerji, farkındalık ve yönlendirmeler sayesinde kendime geldim ve tekrar yoluma daha güçlü bir şekilde ilerledim. Tavsiye olarak her zaman her duruma açık olmamız gerekiyor. Neyin nereden çıkacağını ve neye vesile olacağını bilemeyiz. Şans vermeden, denemeden bunları bir öngöremeyiz. Önümüze gelen fırsatlara bir bakmak, görmek, bir denemek lazım. Bunu bana getirirse hediyesi ne olabilir? Bu şekilde kendimizle ilgili farkındalıklarımız oluşuyor. Neyi istiyorum ya da istemiyorum, nasıl bir şey istiyorum konusunda da netliklerimiz oluşuyor. Harika. Peki ağırlıklı olarak yurt dışı deneyimin var. Roche gibi büyük bir şirkette de çalışma fırsatı buldun. Bu deneyimi bize biraz anlatır mısın? Sana nasıl bir katkısı oldu Roche'un yurt dışında? Tabii, ben hep küçüklüğümden beri yurt dışında yaşamak, çalışmak gibi bir isteğim vardı. Önce İngiltere'de gerçekleştirdim. Ondan sonra da profesyonel anlamda şirketimin sayesinde, Roche sayesinde İsviçre ve Macaristan'da devam ettirdim. Benim için çok güzel tecrübelerdi. Farklı ve dinini bilmediğiniz ülkede yaşamak nasıl olur, deneyimlemiş oluyorsunuz. Sizden farklı düşünce yapısına ait insanlarla nasıl çalışılabilir, farklı çalışma düzen yapıları ülkelerde nasıl yaşayabilirsiniz, kendinizi nasıl adapte edebiliyorsunuz ya da ne kadar adapte edebiliyorsunuz bunları deneyimliyorsunuz. Ve her gün yeni bir şey görüp deneyimliyorsunuz. Bu da sizi çok dolduruyor, bakış açınızı geliştiriyor. Tek başınıza olduğunuz için de siz daha güçlü ve cesur, ileri görüşlü insan yapıyor. Sence yurt dışında çalışmak mı, Türkiye'de çalışmak mı? Ben hep yurt dışında çalışmak ve yaşamak istediğim için orayı tercih edebilirim. Burada yaşadığım ve çalıştığım zaman tabii tek başıma yaşamanın verdiği bir güç, kendi kendine yetebilme ve gücü seviyorum. Eksik olarak da zor ve yorucu bir süreç yalnız yaşamak, aileden uzak. Özlem, aylık rutin seyahatlerle giderilebilir. Kişi kendi karakteristik yapısına
insan genel görüşüne ve önceliklerine göre karar verebilir. Ama deneyimlenmesini tavsiye ederim. 1-2 yıl gibi deneme yapabilirler. Sonra karar verirler o zamanki ihtiyaç, hissiyat ve şartlarına, önceliklerine göre. Peki, yurt dışı ve Türkiye'deki iş görüşmelerine nasıl hazırlanırız? Farklı kategorilerde çalışıyorum. Bir, önce şirket bazında çalışıyorum. X şirketi benimle görüşmek istiyor. Önce bu iş şirketinin kuruluşu, faaliyet alanları, nereler üretim yapıyor, şirketin genel hakkında bir bilgi sahibi oluyorum. Çünkü tek işçi adamı almıyor şirketler. Aynı zamanda da şirkete kuruma da aday seçiyorlar. O yüzden farkındalık çok önemlidir. Diyeceğiniz şirketin genel olarak yapısını, duruşunu bilmeniz gerekmektedir. İkincisi iş ilanı. İş ilanını A'dan Z'ye kadar okuyorum tüm hepsini. Ki wordlerini çıkartıyorum orada. Aradığı kriterler neler? Ve otomatik olarak da ben geçmişte bunlara özgü neler yaptım? Örneklendirmeye çalışıyorum, örnek bulmaya çalışıyorum. Ve bu örnekleri de CV'mde geçerken nasıl izah edebilirim sorusu olduğu zaman. Çünkü bazı structure'lara göre cevaplar vermek gerekiyor. STAR diye bir teknik var. Situation, Task, Action, Result diye. Bu kategoride, bu structure'da cevap verilmesi gerekiyor. Olan soruya göre de recovery yapmanız lazım. Mesela kritik bir durumu nasıl hallettiniz ya da bir hata yaptınız, bu hatayı ne durumda yaptınız gibi sorular sorduğunuzda da bunu tarafı kullandıktan sonra da recovery ile cevabı toparlıyoruz. Hazırlıklar yapmak lazım. Gelebilecek company-based sorulara hazırlık yapmak gerekiyor. Diğer bir aşamada da sizin sorularınızı hazırlamanız lazım. Job description'da yazmayan, açık olmayan sorularınızı netleştirebilirsiniz. Tabii bu sorular bazen iş görüşme sırasında karşılıklı bilgi alışverişinde netleşebiliyor. Ve sorulması gereken iyi ki soru olduğunu düşünüyorum ben. Hani bu da sizin ne kadar ilgili olduğunuzu gösterir. Verdikleri cevaplarda nasıl bir kültürde, nasıl bir yapıda çalışılıyor anlamış oluyorsunuz. Harika. Aslında hep benim bahsetmeye çalıştığım şeyler çok güzel oldu böyle anlatmanda. Çünkü iş tanımlarının önemi, şirketi araştırmanın önemi, sonrasında hazırlıklı olmak. Hatta geçenlerde belki görmüşsünüz bir yazı yayınladım bununla ilgili. Sınavda böyle bildiğimiz soruların gelmesi gibi bir his olur ya böyle mülakatta. O hissi hissediyorum diye yazmaya çalıştım. Gerçekten öyle oluyor. Peki şunu sormak istiyorum. Senin kullandığın başvuru veri tabanları neler? Yani nerelerden iş ilanlarına başvuruyorsun? Özellikle yurt dışına başvuracak kişilere önerebileceğin farklı platformlar var mı LinkedIn dışında? Ben Indeed ve Glassdoor'u keşfettim. Oralarda aplikasyonlar oluşturdum. IT alanlarında şu ülkede diye. O ülkeye geçmeden önce ben kendimde şöyle bir yapı oluşturdum, plan oluşturdum. Ben hangi ülkelerde yaşamak ve çalışmak istiyorum, bir liste oluşturdum. O ülkelerde IT alanlarında çıkan pozisyonlarda bana e-mail notifikasyonu gelmesinin yapısını oluşturdum. Mesela Almanya, IT Project Manager, IT Product Owner, İsviçre, İngiltere, İrlanda, Hollanda gibi yaşamak istediğim ülkelerde hangi pozisyonlarda, hangi alanlarda iş ilanları görmek istiyorum gibi bir yapı oluşturdum. Bunu Indeed Glassdoor'da aktive ettim. Onlar günlük, haftalık job post olduğu zaman bana e-mail geliyordu. Ve ben de o ilanlara bakarak hangisi ilgimi çekiyor, neler isteniyor, neler yapabiliriz gibi incelemelerde bulundum. Ve bu şekilde de başvurularımı gerçekleştirdim. Attığım bütün taşlardan çoğundan cevap aldım. Bu şekilde iş görüşmeleri konusunda çok tecrübe elde ettim. Ne tür sorular soruyorlar, ne tür profiller arıyorlar ve benim eksiklerim neler? Ben bir sonraki iş görüşmesinde kendimi daha nasıl hazırlayabilirim, nasıl ifade edebilirim gibi süreçte kendimi de çok geliştirdim. Peki Gözde, bir soru daha soracağım gençlere tavsiyelerden önce. İngilizceleri nasıl geliştirsinler? İngilizce kitap okuyorum sürekli. Yürüyüşe çıktığım zaman dinlediğim bazı podcastler var. Onları dinliyorum ve onu konsantre olarak dinliyorum. Onlardan da ilham almaya çalışıyorum. Onların kurduğu cümleler, birileriyle olan entegrasyonu, iletişimlerinden sürekli yaptığım için bir şekilden sonra senin oturuyor. Aynen, yani entegre etmiş oluyorsun aslında. Her zaman yabancı filmi, yabancı dizi seyrederim. İngilizce subtitle açarım ve orada bilmediğim kelimelerini mutlaka yazarım. Sonra gidip onların anlamlarına bakarım. Hem Türkçe hem İngilizce anlamlarına bakarım. Onun için toparlarım ve arada sebep onun üstünden geçerim. Ne kelimeler öğrenebiliyorum? Ben bu öğrendiğim kelimeleri iş görüşmesinde nasıl kullanabilirim? O şekilde bir çalışma yapıyorum kendime. İş görüşmelerinden önce de mutlaka bir çalışma yapıyorum.
Süper. Son olarak gençlere tavsiyelerini alalım. İş arama sürecinin yorucu olduğunu farkındayım. Aldıkları her bir reddede olumsuz bir cevap onları sonraki kapıya gönderiyor ve o kapılarda gerçek istedikleri hedeflere ulaştırıyor. Asla vazgeçmesinler. Kendilerine ve kendi iç seslerini dinleyip onlara güvensinler. Tabii ki de fikir alınır ama en sonunda kendileriyle beraber ve kendi seçtikleri hayatları yaşayacakları için kendi iç seslerini, kendi inandıkları yolda yürümeye devam etsinler. Her düşüş ya da geriye gidişte bir öncekinden daha hızlı bir şekilde tekrar kalkıp aynı heves, azim, sabır ve umutla yollarına devam etsinler ki hedeflerine ulaşabilsinler. Bence asıl başarı budur. Asla vazgeçmemektir. Öğrenmeye ve farklılıklara açık olmaktır. Harika. Çok teşekkür ediyorum gözlerim yanıtların için. Sizin gibi yeteneklerle tanışma fırsatı bulduğum için ve diğerlerine ilham olma davetini de kırmadığım için ayrıca sana teşekkür ediyorum. Başka bir seride görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.